Namus şeref sözü mü dedim birine bir gün. Türkçe olsa kılacak mısın namaz? Gülümsedi. Ulan abdest bilmen, namaz bilmen, camiye girmen ama diyorsun ki namaz Türkçe olsun. Sana ne babacığım? Ne? Devlet-i Ali Osman laiklik adı verilen kavramın özünü kavramış ve devleti öyle idare ediyordu. Kelimenin tam anlamı ile laiklik vardı Osmanlı'da. Sanki içkiden bir problemleri var, rahatsızlıkları varmış gibi Abdülhamit Han'ın içki fabrikası kurmasını bana söylüyorlar. Bir dakika ya, nasıl bir çelişki? Sultan Vahdettin hakkında 550 sayfa kitap yazmış. Ben Vahdettin'e kahraman diyorum. İngiliz Muhipleri Cemiyeti'ne üye adama kahraman diyorum. Ama üye olduğu derneğe de şerefsiz alçak diyor. Var mı çelişki? Var. Nasıl açıklanır? Sevgili dostlar, merhabalar. Yeni bir hafta, yeni bir bölüm ve karşınızdayız. Sizi bana, beni size kavuşturan Rabbe hamdü senalar olsun. Bunu söylemezsem sanki kavuşma nimetini bize veren Allah'ın nimetini reddetmiş gibi olurum. Kavuşmak bir nimettir ve biz kavuştuk. Bugün soru cevaba gidelim. Yani siz sorun, biz cevaplayalım diyoruz ya. Biz şimdi o sorulara cevap veriyoruz. Dilimiz döndüğünce, fikrimiz yettiğince. Bilmediğimiz yerde de bilmiyoruz demek bir meziyettir İmam Malik Hazretlerinden. Biz bilmiyoruz demenin bir meziyet olduğunu öğrendik. Emevi Devleti'nde Şeyhülislamken kendisine sorulan 100 sorunun 60'ına bilmiyorum demiş, 40'ına cevap vermiş. Demişler ki utanmıyor musun sen? Yarı yarıya bile cevap veremiyorsun. 40 soruya cevap verdin, 60'ına bilmiyorum dedin. İmam Malik gibi bir Şeyhülislam bilmiyorum diyor. Diyorlar ki utanmıyor musun bu kadar az bilgiyle maaş almaya? Sen Şeyhülislamlık maaş alıyorsun. İmam Malik diyor ki ben bildiğim bilgilerin maaşını alıyorum. Bilmediğim bilgilerin maaşı için ormandaki ağaçlar kalem olsa, denizdeki sular mürekkep olsa ve onlar para yapsalar yine de diyor benim bilmediklerimin karşısındaki parayı veremezsiniz diyor. Dolayısıyla bilmiyor olmak da bir meziyettir. Bilmiyorum demek. Çok rahat bilmiyorum diyebilirim. Sizin sorduğunuz sorular Ömer'in ağzı ile vücut bulacak. Benim tarafımdan da cevaplandırılacak. Buyur kardeşim. İkinci Abdülhamit domuz çiftliği ve içki fabrikası kurdu mu? Abdülhamit Han domuz çiftliği kurdu mu? Abdülhamit Han içki fabrikası açtı mı? Şimdi nereden bakıyorsunuz bunlara diye sorsam Abdülhamit Han'ı sevmeyen, Abdülhamit Han'ı bu vatanın ve bu milletin baş düşmanı olarak gören bir cahiller zümresi var. O cahiller zümresinin sosyal medya sayfalarında bol miktarda Abdülhamit karalamaları mevcuttur. Bu karalamadan biri de Abdülhamit Han domuz çiftliği kurmasıdır. Sanki bu soruyu soranlar domuzdan rahatsızlar. Hani Abdülhamit'in açığını arıyorlar ya, bir de içki fabrikası kurmuşlar. Ya çok tuhaf ya. Abi çok tuhaf değil mi Allah aşkına? Bu ülkede Türkçe namazdan rahatsız olan benim, namazın Türkçe olmasını isteyen karşı taraf, ulan Arapçadan ben rahatsız değilim, namazı ben kılıyorum. Adam ömründe alnını secdeye götürmemiş, namazın Arapçasından rahatsız Türkçe istiyor. Namus şeref sözü mü dedim birine bir gün. Türkçe olsa kılacak mısın namaz? Gülümsedi. Ulan abdest bilmen, namaz bilmen, camiye girmen ama diyorsun ki namaz Türkçe olsun. Sana ne babacığım? Ne? Müsaade et de namaz benim sıkıntım olsun. Arapça biliyor muyum, bilmiyor muyum? Bırak o benim problemim olsun. Bunun gibi sanki içkiden bir problemleri var, rahatsızlıkları varmış gibi Abdülhamit Han'ın içki fabrikası kurmasını bana söylüyorlar. Cevap veriyorum. Hiç vermemiş gibi. Çok verdim. Onlarca defa bir sürü yerde, bir sürü programda. Beyler, hanımefendiler, abiler, ablalar. Osmanlı Devleti, Türkiye Cumhuriyeti gibi dine devletin müdahale etmesi için laiklik adı verilen kavramı getirmedi. Devlet-i Ali Osman laiklik adı verilen kavramın özünü kavramış ve devleti öyle idare ediyordu. Yani harbi biden ve has kelimenin tam anlamı ile laiklik vardı Osmanlı'da. Türkiye Cumhuriyeti'nde şimdi bir dakika Ömer, bir dakika kardeşim. Devlet var, din var, doğru mu? Devlet dine müdahale etmeyecek, doğru mu? Din de devlete müdahale etmeyecek, doğru mu? Neden devlet dinin en üst kurumu olan Diyanet İşleri Başkanı'nı seçiyor? Neden müdahale ediyorsun? Müsaade et de onu cemaat
cemaatler, tarikatlar seçsin. Türkiye'deki dini yapılanmalar müsaade et de kendi liderlerini seçsinler. Neden? Diyanet İşleri Başkanı Cumhurbaşkanlığı makamına bağlı bir müsteşarlık düzeyinde bir birim. Neresinde bu işin laiklik? Devlet müdahale ederse olur ama din müdahale ederse olmaz. Türkiye'deki uyduruk laiklik böyle. Ama gerçek laikliğe bakarsan işte Abdülhamit Han gibi. Abdülhamit Han Ömer'im benim halifem. Benim padişahım. Benim dünya büyüğüm. Bana camide yapar. Benim önümü de temizler. Bana temiz et sağlar devlet olarak. Dana, sığır, inek, koyun etini devlet kesimini kontrol eder. Kasaplarda satımını sağlar. Ben İslami usullerle kesilmiş hayvanların etlerini devlet-i âli Osman tebaası olarak yerim. Yemiş olduğum etin de temizliği ve İslami kesimi devlete aittir. Doğru mu? Bugün de Et Balık Kurumu'na ait. Şimdi benim halifem ya kardeş. Elhamdülillah Allahu Teala beni Müslüman yarattığı için halifem. Ya Hristiyan olup Osmanlı'nın tebaası olsam ne olacaktı? Hristiyanım ama Osmanlı'nın tebaasıyım. Osmanlı'ya vergi veriyorum. Osmanlı'nın ahalisiyim. Osmanlı halkıyım. Devletin yani vergi verdiğim ve vatandaşlık olarak bağlı bulunduğum, göbeğimden bağlandığım devletimin bana temiz, hijyenik kesimlerle hazırlanmış ve kesilmiş domuz eti sağlaması gerekmiyor mu? Ben Hristiyanım. Bu devlete tıpkı Müslüman gibi vergi veriyorum. Müslümana dana eti, inek etini nasıl hijyenik ortamlarda kesimini sağlayıp huzuruna getiriyorsa ben de Hristiyanım. Benim dinime göre domuz eti haram değil. Çok temiz ve lezzetli bir ettir domuz ve ben domuz eti yemek istiyorum. Vergisini verdiğim ve halk olarak, teba olarak bağlandığım devletimden de temiz kesim domuz eti istiyorum. Hakkım mıdır? Devlet Ali Osman da bu Hristiyan vatandaşların domuz eti yemelerini sağlamak için şehrin dışında çiftlikler hazırlamış ve o kesimlere riayet etmiş. Hristiyan kasaplar kesim yapmışlar. Hristiyan kasaplarda satılmış. Abdülhamid'in tek bir şartı var. Bu domuz etleri Fatih gibi, Eyüp gibi, Üsküdar gibi Müslüman memleketlerde satılmayacak. Satılırsa ete el koyar, etin sahibini hapse atar. Ayrımı var. Et yemek istiyor musun? Dinin ne? Müslüman. Geç Eyüp'e dana eti ye. Dinin ne? Hristiyan. Geç Pera'ya domuz etiye. İkisi birbirine karışmayacak. Devlet kesimi sağlar, devlet dağıtımı sağlar, devlet karışmasını engeller. Nokta. Bu mantıkla Tanzimat Fermanı'ndan beridir var ola gelen bir iş yeri ve müessese kurma hürriyetine bağlı olarak Bomonti adı verilen bir yer var. Şişli'nin eteklerinde Kurtuluş ve Periye denilen bölgelerde Madame Ferry'nin çiftliğinde Bomonti bira fabrikası kuruldu. Bomonti bir kardeşlerdir. Yani Bomonti soy ismi. Bomonti kardeşler bira fabrikası kurdular. Son derece geçerli ve haklı bir talep. İçki içmek haram mıdır? Haramdır. Neye göre, kime göre? Kur'an'a göre. Bana göre değil. Ben Hristiyanım. Benim kilisemde papazlar bile ayinde içki içiyorlar. Şarap çekiyorlar. Bana göre haram değil kardeşim. Ben vergi veriyorum ve bu devletin tebaasıyım. Ben kendi dinime göre yaşamak istiyorum. Şarap içebilirim ben. Bana şarap veya bira sana ver demiyorum ama ben yaparsam müdahale etme. Abdülhamit de bira yapanlara, Bomonti fabrikasına ya da şarap fabrikalarına müdahale etmemiş. Ama demiş ki Bomonti, Madame Ferry ve Kurtuluş bölgesinde yapılıyor, kabul. Mecidiyeköy, Harbiye, Osmanbey, Elmadağ, Taksim, Galata, Pera, Beyoğlu, İstiklal, Karaköy, Tophane, Balat, Fener, Ayvansaray, Cibal etekleri bu bölgelerde. Gayrimüslim halkın yaşadığı bölgelerde satılacak. Onun dışında Fatih'te, Edirne Kapı'da, Karagümrük'te, Eyüp'te, Aksaray'da, Üsküdar'da görürsem oyarım. Fabrikanı kapatırım, seni hapse atarım, içkilerine el koyarım. Devlet tıpkı domuz eti gibi içkinin de kendi yapmamış. Abdülhamit içki fabrikası açmıyor. Abdülhamit Han döneminde içki fabrikaları açılıyor. Açanlar gayrimüslimler, içenler gayrimüslimler. Abdülhamit domuz çiftliği açmıyor. Abdülhamit döneminde Hristiyanlar domuz çiftliği açıyorlar. Kesip Hristiyan kasaplara dağıtıyorlar. Mesele anlaşıldı mı? Bu mesele bu kadar basittir. Bundan da ötesi yoktur. Abdülaziz Han dönemindeki karma ticaret mahkemelerinde olduğu gibi Yahudi, Hristiyan, Müslüman hakimler varmış mahkemelerde. Yalnızca kadılar yok. Yahudiler var, Hristiyanlar var. Elbette ve tabii ki Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de dediği gibi tek din İslam'dır ama Hristiyanlar var bu ülkede, Yahudiler var bu ülkede. Onlar da kendi şeriatlarına göre idare edilmek istiyorlar. Dolayısıyla böyle bir şey vardır ama
bunun altında kasıt aramak da körlük müdür? Körlüktür. Aslında hocam şöyle diyebilir miyiz? Devlet halkının isteklerine karşılık veriyor. Bu kadar basit. Karşılık vermesi gerektiği gibi karşılık veriyor. Mesela Abdülhamit en çok kilise açan padişahtır. En çok kilise onun döneminde açıldı. Diyebilir miyiz ki Hristiyan sevici? Olur mu öyle şey? Hristiyan teba kilise istiyor. Abdülhamit de açın diyor. Müslümanlar cami istiyor. Abdülhamit de açın diyor. Din hürriyeti. Hiçbir ülkede olmadığı kadar din hürriyeti. Leküm dinüküm veliye din. Senin dinin sana, benim dinim bana. Bu kadar basit. Vahdettin milli mücadelenin arkasındaydı diyorsunuz. Evet. Anadolu'ya gönderdiği Mustafa Kemal'in infaz fermanını da neden imzaladı? Şimdi biz diyoruz ki Vahdettin Mustafa Kemal'i gönderdi. Ona yetki de verdi. Ona bu ülkeyi kurtar dedi. E peki neden hakkında imzalanmış idam fermanını imzaladı? Şimdi bu çelişki midir? Evet. Oradan bakıldığı zaman çelişkidir. Fakat birkaç videoda ben bundan bahsettim. Kaynağımı da verdim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin zabıt ceridelerinin birinci cildinin 23 ile 27. sayfalarında şöyle bir zabıt ya. Resmi belge. TBMM'de. İnanmazsan daha ben kime ne diyeceğim yani. Resmi evrak. Devletin resmi evrak. 27 Nisan 1920 tarihinde Mustafa Kemal meclisin açılmasından 4 gün sonra yani kürsüye çıkar ve der ki bu konuşmalar burada dursun. Zira İstanbul'dan çok ciddi bir misafirimiz gelecek. Siz konuşmaya devam edin. Ben gideyim misafirimizi karşılayayım. Soruyor milletvekilleri kim gelecek? Diyor ki Erkan-ı Harbiye reisliği yapmış. Genelkurmay başkanlığı yapmış. Maraşal Fevzi Çakmak Paşa gelecek. Diyorlar ki paşam böylesine önemli bir insanı karşılamayacak. Neden bir tek sen gidiyorsun? Müsaade et biz de gidelim diyorlar. Meclis kapanıyor. Hep beraber Ankara tren garına gidiyorlar. İstanbul'dan Ankara'ya kalkan trenden gelen Çakmak Paşa'yı karşılıyorlar. Hep beraber Ziraat Mektebi'nin lojmanında çay çorba dinlenme. Sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geçiyorlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yani o günkü adıyla Milletin Meclisi Kebir'de Çakmak Paşa en önde oturmuş milletvekili sırasında kürsüde Mustafa Kemal Paşa Millet Meclisi'nin başkanı. Diyor ki sayın vekiller bugün çok önemli bir misafirimiz var. Ben artık konuşmak istemiyorum. Konuşmayı sürdürmek istemiyorum. Sözü büyüğümüze bırakıyorum. Misafire bırakıyorum. Paşam buyurun. Maraşal. Mustafa Kemal henüz Maraşal değil o aralar. Çakmak Paşa Maraşal. Kıdem olarak yukarıda. Paşam buyurun söz sizde diyor. Çakmak Paşa çıkıyor kürsüye. Diyor ki ey vekil dostlar size esaret muhiti belgeyi ezberledim. Hikayeyi anlatmıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekillerinin konuşma zabıtlarını okuyorum. Ezber okuyorum. Size Esaret Muhiti İstanbul'dan selam söylüyorum. Bütün vekilleri toplu halde bağırırlar. Aleyküm selam. Sultanımız Vahidettin Han'ın da selamı var. O hain bir alçak olsaydı aralarının en az birkaç yiğit çıkar. Bırak o şerefsizi onun selamı yere batsın der miydi? Delikanlı var illaki aralarında. Düşünsene şerefsiz bir adam sana selam söylüyor. Hain, vatanı satmış, kahpe bir adam sana selam söylüyor. Alır mısın o selamı? Ben almam. Millet meclisindeki vekillerin tamamı aleyna aleyküm selam. Başımız gözümüz üstüne diyorlar. Sonra Çakmak Paşa anlatıyor. İşte şöyle yaptık, böyle yaptık, şöyle oldu, böyle oldu. Detay vermiyorum ezberimde ama soruya geleceğim. Diyor ki bir gün Sultanımız Vahidettin Han beni çağırdı. Dedi ki paşam aman Anadolu ile irtibatı kesmeyin. Anadolu ile irtibatımız çok önemlidir. Çakmak Paşa dedi. Diyor ki İngilizler aman vermiyor sultanım. İrtibatı sağlamaya çalışıyoruz. Vahdettin demiş ki Çakmak böyle söylüyor. Paşam herkes Ankara'ya gitti. Sen de Ankara'ya git. Burada yapacak bir şey kalmadı. Ankara'ya git. Oradaki dostlarla birlikte ol. Bu vatanın kurtuluşunda pay sahibi ol. Sonra dönüyor ve diyor ki Çakmak Paşa. Mustafa Kemal'in en önde oturan Kemal'in önüne bakıyor. Tıpkı benim şu an baktığım gibi. Diyor ki gözlerine baka baka. Paşam senin hakkında hazırlanan idam fermanı hakkında bir şeyler söyleyeyim mi? Çünkü padişah imzalamış. Mustafa Kemal Paşa ayağa kalkıyor. Paşam diyor zahmet et. Neden imzaladığını bana anlatmayın. Zira ben niye imzaladığını biliyorum. Gözümle imzaladığı anı görsem, önümde imzalasa derim ki sultanım çok zor durumda mecburen imzaladı. Benim sultanıma en ufak bir kırgınlığım yoktur. Anlatmayın. Çakmak Paşa diyor ki anlatayım. Anlatayım da herkes dinlesin. Neden imzalandı o anlaşma? Vahdettin Mustafa Kemal'e demiş ki git savaş ülkeyi kurtar. Bana karşı gelmen gerekiyorsa
Bana karşı gel, irtibatı kopart ama bu ülkeyi kurtar. Ben bunu bilirim, bunu söylerim diyor Mustafa Kemal. Gerisi hikaye diyor. Benim bağlılığım yine sultanımadır diyor. Çakmak Paşa diyor ki bak anlatayım sana ne oldu. Bir gün İngiliz işgal kuvvetleri komutanı General Harrington geldi Yıldız Sarayı'na. Dedi ki duydum ki bunu şeye söylemiş. Sultan Vahdettin'e söylemiş. Duydum ki bunu söyleyen anlaşılsın diye söylüyorum. İngiliz komutan Sultan Vahdettin'e diyor. Duydum ki Ankara ile irtibatım varmış. Ankara'ya yardım ediyormuşsun. Ankara'ya adam gönderiyormuşsun. Bak şimdi biz Mustafa Kemal ve adamları hakkında idam fermanı hazırlayacağız. Şeyhülislam, kukla Şeyhülislam. Sanırım sevmediğim anlaşılmıştır. Dürrizade Abdullah Efendi bir ferman, bir fetva hazırlayacak. Sen de ona imza atacaksın. Vahdettin böyle geri çekilir. İmzam atacağım der ve gözlerini büyütür. Eğer der Harrington imza atmazsan Edirne sınırında 50 bin sapık, azgın, kudurmuş Yunan askeri İstanbul'a girip yağmalamak, İstanbul'u talan etmek, İstanbullu kızlara tecavüz etmek için kapıda bekliyorlar. Ya bunu imzala ya da o kapıyı açarım. 50 bin sapık şehre girer. Müslüman fırınlarındaki bütün unlara el koyarım. Bütün fırınlardaki ekmekleri alırım. Hristiyan tebaaya veririm. Müslümanlara ekmek vermem. Bunu imzala der. Şimdi soru. Sen, sana bu şartlar gelse Atatürk hakkında idam fermanını imzalar mısın, imzalamaz mısın? İmzalarım. İmzalamam diyen şuursuzdur. Zira 50 bin kızın namusu, İstanbul'daki Müslümanların ekmeği, fırını, açlığı söz konusu. Kim imzalamam diyecek? Bir de Vahdettin diyor ki, imzalasam da zaten bir hükmü yok. Zira benim Mustafa Kemal Paşa ile yaptığım bir anlaşma var. Kötü bir şey olursa bana karşı gel, devam et yoluna dedi. Rahat rahat imzalıyor. Çakmak Paşa aynen böyle anlatıyor. Kaynağım bir daha söyleyeyim mi? Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Cerideleri 1. cilt sayfa 23-27. Hadi bunu 20-30 yapsınlar. Daha kapsamlı okusunlar. O idam fermanı böyle imzalanmıştır. Sultan Vahdettin hala kahramandır. Hala kahramandır. Vahdettin vatanı kurtardı diyorsunuz ama ülkeyi bölen İngiliz muhipleri cemiyetine üye olmuş. Doğru söylüyorum. Yani bunu söyleyen izleyicimiz tarihle hemhal, tarihe yakın olsa gerek ki doğru söylemiş. Sultan Vahdettin İngiliz Muhipleri Cemiyeti'ne üyedir. Said Molla gibi üyedir. Peki İngiliz Muhipleri Cemiyeti zararlı mıdır? Bırak zararını. Vatan haini şerefsiz bir yapılanmadır. Bir dakika ya. Nasıl bir çelişki? Sultan Vahdettin hakkında 550 sayfa kitap yazmış. Ben Vahdettin'e kahraman diyorum. İngiliz Muhipleri Cemiyeti'ne üye adama kahraman diyorum. Ama üye olduğu derneğe de şerefsiz alçak diyorum. Var mı çelişki? Var. Nasıl açıklanır? Şimdi bak. Sen Türk yani kendi fikrini sormuyorum. Ömer'in fikrini sormuyorum. Türk milletini soruyorum. Bizim reflekslerimiz var ya. Türkiye'de Ermenilere karşı bir sevgi var mı? Yok. Peki. Yunanlara karşı bir sevgi var mı? Yok. Peki. Japonlara karşı? Öfken var mı Japonlara? Yok. Yok. Peki Meksikalılara? Yok. Arjantin? Yok. Neden yok? Tarihi hafızamızda Meksika ile Arjantin'le Japonya ile bir husumetimiz yok. Bir sıkıntımız yok. Ermenilerle var. Yunanlarla var. Peki Ermeniler şeyi sever misin İsrail'i? Sevmem. Neden sevmezsin? Karşı karşıya sürekli Müslümanlar. Karşı karşıya. Bak bu soruyu 2022'de sordum ya sevmem dedin. 1822'de sorsaydım severim ya gariban insanlar derdim. Bir şey söyleyeyim mi? Hani Çingene diyorlar ya ben bayılıyorum Romanlara. Çok seviyorum Roman vatandaşlarımızı. Ben bugüne kadar var ya bir tane vatan haini Roman görmedim. Siz gördünüz mü? Vatanını satan Roman görmedim. Çok şen şakraktırlar. Güzel insanlardır. Buradan selam söylüyorum. Çingene denilen o Roman vatandaşlarımızı çok severim. Güzel insanlardır. Romanlara karşı bir öfken var mı? Nefretin var mı? Hayır. Neden yok? Zararları yok. Kendi hallerinde insanlar. Doğru mu? Doğru. Şimdi bak bütün bunları sorduktan sonra toparlıyorum. 1820'lerde Yahudileri sorsaydım gariban insanlar derdin. Ama 2020'lerde sevmiyorum, zalim diyorsun. Çünkü kocaman bir Filistin backgroundları var. Müslümanlara yaptığı zulüm var. Değil mi İsraillerin? Ermenileri sevmiyorum. Çünkü Ermenilerin 1915 tarihinde bu ülkede yaptıkları var. 1890'da Ermenileri sorsaydım severdim. Çünkü gariban milleti sadıka adı verilen Osmanlı'nın tebaasından biriydi. Yunanlıları seviyor musun diye sorsaydım 1820 öncesi seviyordun. Ne zaman ki aramızda husumet oldu sevmeye başladın. 1853 yılında Ruslar Osmanlı'ya vurdu. Yanımızda kim vardı? İngilizler vardı.
1876'da Ruslar bize vurdu. Yanımızda kim vardı? İngilizler vardı. 1830'lu yıllarda valimiz olan Kabalalı Mehmet Ali Paşa Kütahya'ya kadar geldi. İstanbul'a gelip devrim yapacaktı. Mısır Hidiyevi Kabalalı Mehmet Ali Paşa'dan bizi Ruslar kurtardı. Sonra başımıza Ruslar tebelleş oldu. O zaman da bizi Ruslardan kim kurtardı? İngilizler kurtardı. Bu milletin ne zaman başında bir sıkıntı olsa İngilizler bize yardım etti. Bizim İngilizlerle doğru düzgün bir savaşımız yok. Yani Fransızlarla var, İspanyollarla denizde var, Ruslarla var, Avusturya'yla var, Macaristan'la var ama İngiltere'yle doğru düzgün savaşımız yok. Hep bizim yanımızda olmuşlar. İngilizler. Abdülhamit Han İngiliz sever. Çünkü Abdülhamid'in hafızasında İngiliz öfkesini oluşturacak bir şey yok. Bu yüzden 1914 yılında Abdülhamit Han Enver Paşalara Birinci Dünya Savaşı'na girmeyin. Ama girecekseniz mutlaka İngiltere'nin yanında girin. İngiltere'yle müttefik olun demiştir. Bizler İngilizlerden herhangi bir zarar görmedik. Ne zamana kadar? 1914'e kadar. 1914 tarihinde İngilizler karşı karşıya kaldık. Onlar itilaf grubu, biz ittifak grubu ve vurmaya başladık. 1914'ten 1922'ye kadar İngilizlerle hep vurduk vuruştuk. Vurduk vuruştuk. 8 yıllık bir İngiliz düşmanlığımız var. Sultan Vahdettin'in İngiliz muhipleri cemiyetine girişi 1914 öncesi. 1914'e kadar hiçbir problemi olmayan bir devleti sevmek suç mu? Ben müsaadenizle eğer bir mahsuru yoksa Japonya'yı sevmek istiyorum. Japonya'yı sevenler cemiyeti diye bir cemiyet var. Ona üye oluyorum. Ben hain miyim? 2022 yılında Japonya'yı sevenler cemiyetine üyeyim Ömer. Bana hain der misin? Diyemem hocam. 2023'te Japonlarla Türkler savaştı. 2030'da gerizekalı saplamanın teki dedi ki Japonları sevenler cemiyetine Anapalı'da üye haindir dedi. Nasıl bunu yorumlayacağız? Ben üye olduğumda savaşımız yoktu. Sonra zaten o cemiyet illegal bir cemiyet halini aldı. Vahdettin de tavrını koydu onlara karşı. Anlatabiliyor muyum derdimi? Meseleye nereden baktığınıza bağlı. Anlamak istiyorsanız o kadar açık ki her şey. İngiliz muhipleri cemiyeti Kurtuluş Savaşı döneminde haindir. Ama Vahdettin'in üye olduğu gibi 1914 öncesi üye ise sıradan bir cemiyettir. Yedin mi Meksika yemeği? Yemedim. Ben yedim. Benim damak tadım acı ve baharatlı. Baharatlı ve acı şeyi çok seviyorum. Bu yüzden bir Meksika acısı var kardeşim. Taksim'deki restoranlarda şeyi var. Ketçap gibi. Sarı, fena acı. Sarı biber o. Sıkıyorsun böyle. Uf. Buram böyle yanar yanar. Öyle. Ben onu seviyorum. Bak Meksika mutfağını seviyorum. Meksikalıları seviyorum. Hain miyim? Hayır. Bu kadar basit. Meksika ile savaşana kadar Meksika'yı sevmek ihanet değildir. Savaştıktan sonra sevmek peki? O zaman ihanet. Evet. Vahdettin'in üyeliği savaştan önce olmuş. Derdimi anlatabildim mi? Oldu mu açıklayıcı? Oldu. Bu iş bu kadar basit yani. Hocam 3 soruda 30 dakikayı bitirdik. Bu programımızı bitirmiş olduk. Vallahi şimdi Ömer ben de istiyorum ki böyle 10 tane cümle ile soruları cevaplandıralım. Fakat tarih öyle bir alan ki tarihi bir sorunu, o soruyu hazırlayan temellendirmeleri anlatmadan yaparsan tam anlaşılır olmuyor. Bu yüzden dostlar müsaade edin. Bizim programlarımızı siz belirleyin. Sizin sorduğunuz sorular belirlesin ve öyle yürüyelim. Bir sıkıntı olursa bu videonun altına biz bu formatı sevmedik deyin. Sizin sorularınıza cevap vermeyelim. Ama ben böyle yürürse daha iyi olur diye düşünüyorum. 3 soru fark etmez. Bir sonraki bölümde sorulara devam ederiz. Allah izin verirse. Dostlar Allah fırsat ve ruhsat verirse başka bir programda görüşmek üzere. Selamünaleyküm.